YKS sonuçlarının açıklanmasıyla milyonlarca öğrencinin şimdi de tercih telaşı başladı. Ancak enflasyonun %71 olduğu ülkemizde bazı vakıf üniversitelerine de %200'den fazla zam yapıldı. Haliyle öğrenciler ve elbette aileleri şimdi kara kara düşünmeye başladı. Girmesi zor. Bir de üstüne hani para verip okumak da ayrı bir zor yani, gerçekten öyle. Sınavlar bitti, sonuçlar açıklandı. Devlet üniversitelerine yerleşemeyen ve özel üniversiteye tercih edecek öğrenciler kara kara düşünmeye başladı. Bir yıl değil, 4 yıl okuyacak olan öğrencinin bir sonraki yıl ne kadar ödeyeceğini de bilemiyor. Büyük bir kaosa doğru ilerlemekte olay, düşünebiliyor musunuz? Tüm yıl çalıştılar, çabaladılar. Şimdi ise bekledikleri an geldi. Üniversite sınavlarının sonuçları açıklandı. Onlar da okul arayışına girdiler. Ancak sınav stresi tam bitti derken onların önüne ekonomik koşullar çıktı. Tabii bölümden bölüme değişiyor ama mesela çok iyi bölümlerde tıpta falan 700 bini falan bulabiliyor mesela. Ben genetik mühendisliği, eczacılık falan düşünüyorum. Ama işte dediğim gibi çok pahalı. Devlet üniversitelerinde kazanamayanların, ki devlet üniversitelerinde bildiğiniz gibi hem puanlar anlamında hem de kontenjan anlamında zaten büyük bir sınırlılık var. Dolayısıyla öğrencilerin çoğu vakıf üniversitelerini tercih etmekte. Gençlerin aslına bakarsanız gelecekleri ipotek altına alınıyor. Hukuk okuyorum. 200 bine çıkacak. Daha açıklanmadı. Bekliyoruz. Son gün açıklıyorlar. Düşünüyorum yani şahsen. %50 burslu İstanbul Özel Üniversite düşünüyorum. Yani 200-250 bin bandına değişiyor. İl dışında devlet üniversitesine gitsem işte ev kirası, yaşam masrafları falan yılda 250 bin TL'den bile daha fazla olabiliyor. Fiyatlar üniversitelere, hatta fakültelere göre farklılık gösteriyor. 200 bin falan da 250 bin civarı. Gerçekten çok pahalı ya. Kaç burslu? Sıfıra o civarda. Hangi bölüm? İşletme iktisat tarzı. Hukuk 300 bin 400 bin olmuştur herhalde diye düşünüyorum. Bir özel vakıf üniversitesinde bir yıllık yüksek lisans için istenen rakam 375 bin lira. El insan meramet diyor. Ticari işletme olarak tamamen kar amacıyla yapamazsınız. Yani 400 bin civarında, %50'si 200 olsa 200'ü nasıl ödeyeceğiz, ne yapacağız? Şehir dışına göndersek aynı hesaba gelecek diye düşünüyoruz. Ortalama bir özel üniversitede eğer 2 yıllık bir bölüm tercih edecekseniz rakamlar 80 bin liradan, 4 yıllık bir üniversite tercih edecekseniz de 100 bin liradan başlıyor. Özel üniversite değil, şehir dışında devlet üniversitesine gidecekseniz bu sefer de karşınıza apart ve yurt tutarları çıkıyor. Şehir dışı olsa ev fiyatları, yani orada okumak da ayrı bir zor sonuçta, kiralar falan. Yani evde, o yüzden burada düşünüyoruz ama bilmiyoruz yani daha ne olacak. Peki. Ev kiralarını biliyorum, yurt kiralarını az çok biliyorum. Çok yüksek. Her şey gibi onlar da pahalı yani. Bunların mutlak surette denetlenmesi gerekmekte. Serbest piyasa ekonomisi diyerek arkasına sığınılmanın da önüne geçilmesi gerekmekte.